Adıyaman'la ilgili birkaç bir şeyi belirtmek istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman Milletvekili Avukat Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıya olduğunun altını çizerek genç işsizliğin araştırılması, genç işsizlikle mücadele kapsamında politika ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Bu kürsüde ifade ettim, dile getirdim. Türkiye'de genç işsiz sayısının her geçen gün katlanarak arttığını, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yüksek bir genç işsizlik oranı ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken milletvekili Tutdere, gençlerin istihdam süreçlerine katılımı için gerekçi politikalar üretilmesi ve somut adımların bir an evvel atılması gerektiğini vurgu yaptı. Bir kanun değişikliği, bir kanun teklifi getirin dedik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz buna destek... Yaşanan ekonomik krizin en ağır faturasını ödeyen kesimlerden başında gençlerin geldiğini ifade eden Milletvekili Tutdere, "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yüksek bir genç işsizlik oranı ile karşı karşıyayız. Türkiye'nin en can yakıcı sorunlarından birisi de ne yazık ki genç işsizliktir. Türkiye'de genç işsiz sayısı her geçen gün katlanarak artmaktadır." Gençler iş bulma ümidini artık getirmiş durumdalar. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün okula ya da işten gelmeyen 15-29 yaş arası gençler sıralamasında ülkemiz en üst sıralarda yer almaktadır dedi. Bugün ne var? 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası var. Hapis. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin her ile bir üniversite politikasının iflas ettiğini dile getiren milletvekili Tutdere, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin döneminde rekor kuran üniversite mezunu, diplomalı işsiz sayısı bugün milyonla ifade edilmektedir. Gençler iki üniversite bitirdim, ailemi geçindirmek için pazarda limon satıyorum diye isyan ederken, iktidarın her ile bir üniversite politikasının bugün iflas ettiği apaçık ortadadır. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı döneminde üniversite mezunu sayısında yaşanan hızlı artışa rağmen yürütülen yanlış politikalar sonucunda bu artışı karşılayabilecek oranda istihdam yaratılmamıştır ifadelerini kullandı.